İçimiz yanıyor. Söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Allah hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Hayatını kaybedenler için dua ediyoruz. Yaralı kurtulan vatandaşlarımız için de acil şifalar diliyoruz. Ve bundan sonra hedefimiz hayatını kurtaranlara devletimiz yanında biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak nasıl yardım edebiliriz diye konuyu gündemimizde tutuyoruz. Dün Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'yla bir toplantı gerçekleştirdik. Orada 1000 konteynerlik 6000 kişiye ev sahibi yapmak için bir karar almıştık. Onu da sizlerle paylaştık. Ve liderin durumunu da beraber tartışmıştık. Bugün de birincilik kulüpler birliğiyle toplantımızı yaptık. Burada mutabık kaldığımız konular aynı Süper Lig'deki gibi 3-4 Mart tarihlerinde birincilik maçlarının da başlaması konusunda mutabık kaldık. Bir tane Eyüpspor'un erteleme maçı var. Onu 3-4 Mart tarihinden birkaç gün önce oynatma konusunda mutabık kaldık. Depremde zarar gören şehirlerimizden Malatyaspor takımımızın biliyorsunuz kalecisi enkaz altından maalesef sağ çıkarılamadı, hayatını kaybetti. Onun da acılı ailesine özellikle sabrı cemil diliyorum. Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun. Malatya'daki büyük yıkımdan dolayı Malatyaspor ligden çekilmek istiyor. Bugün o konuda mutabık kaldık. Yine aynı şekilde Adanaspor da bu depremden dolayı onlar da çekilmek istiyorlar. O konuyu bugün bize yazılı müracaatta bulunacaklar. Onları da yönetim kurulunda değerlendirdikten sonra karar vereceğiz. Oradan çıkacak neticeye göre de birincilikten kaç takımımız düşecek, kaç takımımız dondurulacak, onun kararını da bir iki gün içerisinde karar vereceğiz. Çünkü Gaziantep Futbol Kulübü de hala yazılı bize kararını bildirmedi. Onlara da pazartesi gününe kadar süre vermiştik. Transfer konusunda yine bugün bir yönetim kurulu kararı alıyoruz. Onu da mutabık kaldık. Bu ligden çekilen takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların havuzda olması şartıyla gerek Süper Lig'de gerekse Birinci Lig'de oynayan takımların transfer etmesi halinde artı bir olarak yani yabancı futbolculara artı bir olarak oynanmasına ve sadece bu sene sezon bitene kadar olmak şartıyla kiralayabilirler veya satın alabilirler. İzin vereceğiz yabancı kurulan haricinde. Böylelikle de o takımlarımıza yardımcı olmuş olacağız. Onların mali durumları da bizim açımızdan son derece önemli. Bu şekilde kararlarımızı aldık. İnşallah 3-4 Mart tarihlerinde herhangi bir sıkıntı olmazsa takvimimizi işleteceğiz ve bu takvimde hem Süper Lig'de hem Birinci Lig'de maçlarımız oynanmaya başlayacak. Takvimi de ona göre yöneteceğiz. İkinci ve üçüncü lig takımlarının kurullarıyla da salı günü toplantı yapacağız. İkinci ve üçüncü lig takımlarıyla ilgili de kararımızı salı günü toplantıdan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Katıldığınız için tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim. Buyurun başkanım. Öncelikle yaşamış ve üzerinde olduğumuz yılda bu acı ve üzüntü ve keder için deprem bölgesindeki yaşayan tüm insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi, ölmüşlerimize dualarımızı gönderiyoruz.
Türk futbol ailesi olaraktan federasyonumuzun yanında yer almaktan ve federasyonumuzun aldığı her kararı uygulamaktan çekinmeyeceğimizi ve birlikte olacağımızı Sayın Federasyon Başkanımızın yanında bir kere daha deklare ediyoruz. İki kulübümüzün sıkıntıları var. Bu iki kulübümüzün sıkıntıları tüm kulüp birincilik paydaşı kulüpler tarafından kabul edilmiş olduğunu federasyonumuza bildirdik. İnşallah hep birlikte bir an önce Türkiye halkını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni birlikte ayağa kaldırıp tekrar geride kalanlarla hayatımızı daha doğru yere taşımak ve geçmişte yaptığımız hataları önüne geçirmek için bir an önce hayata başlamak istiyoruz. Burada siz değerli basın mensuplarının önünde futbol paydaşları olarak hep birlikte olacağımızı ve bizim üzerimize düşen tüm görevi eksiksiz yapacağımızı tüm takımlarım adına teyit ediyorum. Teşekkür ederim. 5 milyon söyle istersen. Kulüpler Birliği olarak biz federasyonumuzun kurmuş olduğu konteyner kentte birincilik kulüpleri olarak 5 milyon TL'lik bir yardım yapıyoruz. Bunu da federasyonumuzun bünyesine bırakıyoruz. İnşallah bu yardımlarımızı daha da arttırır. Daha güzel günlere birlikte gideriz başkanım.